Şahane. Bu arada izleyicilerimizden de sorular geliyor. Bir sürü hisse soruları var. Onlardan birkaç tanesini ben yönelteyim size. Evet. Ford Otosan'ın izleyicimiz aynı zamanda Tüpraş'ı da eklemiş ve blok alım için uygun mu diye sormuş. Onun dışında Kardemir ve Deva hisseleri için yorum istenmiş. Sizden ne dersiniz? Valla yani Ford Otosan'da da bence biraz daha bir izlemekte yarar var. Hani bugün %3,4 belki yarın falan da bu düşüşler devam edebilir ama hani bir %3-4 daha böyle bir aşağı doğru inerse bence yani gayet güzel bir noktaya gelebilir diye tahmin ediyorum. Yani oralardan alışlar olabilir. Geçen sene de oldu bunun aynısı. Yani 950 liraya kadar çıkmıştı. Oradan sonra sektör de çok çok iyi olmasına rağmen 680'lere kadar düştü böyle. Neredeyse %30'larda falan bir düşüş yaşadı. Fakat 680'lerden sonra bir 1200'lere, 1250'lere işte yeni çıktı. Yani Ford'da aşağı yukarı hedef fiyatlar işte 1300'lerde, 1350'lerde. Deniz Yatırım en son 1800'lerde bir hedef fiyat verdi ki bence uzun vadede hedef fiyatlar 1800'lere kadar revize edilecektir orada diye ben de düşünüyorum. Bence eğer daha da düşüş olursa Ford'da alım için güzel olur. Tüpraş'ta biraz daha bir ikinci çeyreği bir görmekte yarar var. Yani yine bir duruş olmuştu. O duruş bitti. Bakım yapılmıştı. Tabii o bakımın ikinci çeyreğe de biraz şeysi olacak. Faktörü olacak yani. Biraz daha zayıf bir şey olabilir. Ama yani o sonuçların ardından Tüpraş'ta bence bir yıl sonu hareketi olacaktır. Çok çok ucuz bir noktada bu arada. Hani piyasa çarpanı, piyasa değeri, fabrik oranları falan bayağı makul yerlerde. Bence çok da ucuz bir şirket. Yani yine bir miktar daha gevşeme yaşanırsa bence haklılar. Yani alım için fırsat yaratıyorlar. Hardemir'de yine sektörde bir olumlu 3 aylıklar alındı. O güzeldi. İyi bir 3 aylık sonuçlar var. Ereğli'de de var. Ama ne kadar bunlar sürdürülebilir olacak biz bilemiyoruz. Çünkü sahadan aynı haberleri almıyoruz. Yani aynı sektörde de olan başka şirketler var. Benim de mesela ofisimin olduğu yerde bir demir çelik şirketi var. İhracatçı bir şirket. Ve onlar işlerin şu anda çok kötü olduğunu mesela ifade ediyorlar. Ve bu durgunluğun en az bir sene daha devam edebileceğini ifade ediyorlar. O yüzden hani biraz daha dikkat etmekte yarar var. Kardemir'de tabii dün Mehmet Şimşek de bazı açıklamalar yaptı. Yani organize sanayilerin limanlara demir yoluyla ulaşımının mutlaka yapılması ve o yüzden de buraya çok yatırımlar yapılacağını ifade etti. Belki yatırımcımız o yüzden de biraz heyecanlanmış olabilir. İyi bir haber tabii. Yani en azından rüzgarı arkana almış oluyorsun yani bir şekilde. Hani Kardemir bu sebepten ötürü belki de bir adım öne çıkabilir. Ama şu anda hani bir alım yapmak için bence çok acele etmemekte de yarar var. Deva Holding hakkında çok fazla bilgim yok. Peki o zaman iki hisse daha sorayım size. Yine izleyicilerimizden gelen Kontrolmatik ve Türk Hava Yolları. Ne dersiniz? Türk Hava Yolları'nı zaten en başta da söyledim. Yani yüksek sezona giriyoruz. Turizm mesela Antalya'ya ziyaret eden yabancı turist sayısında bir artış var. Mesela hani Türkiye çok pahalı falan diyoruz ama yine de şimdilik fena değil rakamlar. Tabii önemli olan asıl hani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül falan bu aylarda bakalım ne olacak. Tabii turizm ne kadar yüksekse Türk Hava Yolları için de o kadar iyi bir olay bu. Bence Türk Hava Yolları da piyasa çarpanı olarak oldukça makul bir firma. Ben o tarafta yani olumluyum, olumlu bir fikrim var. Diğeri neydi? Çok pardon. Kontrolmatik. Kontrolmatik şu anda geldiği nokta itibariyle dikkat ediyorlarsa yani uzunca bir zamandır bu seviyelerde Kontrolmatik. Yani ne aşağıya inebiliyor ne yukarıya çıkabiliyor. Hani 200'ler seviyesinde bence bir bir istirahat ediyor, bir soluklanma yapıyor. Çünkü çok fazla önden yüklemeli bir şekilde yükselmişti. Onun bir sindirimini yaşıyor. Ya bu fiyatların şu anki bilançolara göre hani çok ekonomik noktalar olduğunu zannetmiyorum ben. Ama eğer olur aşağı doğru bir düşüş olursa, mesela geçen sene yaptı 230'lara gidip 100 120'lere mi düştü, ne öyle çok enteresan bir düşüş yaşadı. Hani bu kadar sert olmamakla beraber yine bir miktar %20 falan düşerse bence güzel bir fırsat olabilir. Ama şu fiyatların mevcut bilançoyla hani kısa vadede bir sonuç verebilecek ekonomik bir seviyede olduğunu zannetmiyorum. Yani güzel bir firma Kontrolmatik. Güzel şeyler yapıyorlar. Akıllı işler yapıyorlar. Ee, Yani orta CEO'ları çok kıymetli birisi. Çok önemli de, yani Türkiye'de onların yaptığı işi yapan başka şirketler yok açıkçası. Ama bilançoya yansımaları bunların biraz zaman alıyor herhalde. Bilançoya yansımalar başladığında işte o zaman şu fiyat mesela o zaman ekonomik olabilir. Ama şimdilik çok şey değil. Hani alırsınız buradan, zarar etmezsiniz ama çok anlamlı bir kar da edemeyebilirsiniz. O sırada da borsada bir ralli yaşanıyordur. O ralliyi kaçırmış olursunuz. O yüzden bu tarz kararlar alırken dikkat etmekte de yarar var. Son iki hisse soruyorum Tuncay Bey. Yine izleyicilerimizden gelen yorumlardan İzmir Demir Çelik ve Türk Traktör ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? İzmir Demir Çelik hakkında çok bilgim yok. Hani benim çok ilgilendiğim bir şirket değil. O yüzden bir şey söylemeyeyim. Yani yanlış bir şey de söylemek istemem. Ama Traktör de mesela hani Koç grubu içindeki şirketlerde hem FK rasyosu olarak hem de firma değeri FAVÖK olarak oldukça ucuz bir şirket. Ben şu anki fiyatının ucuz olduğunu düşünüyorum. Hedef fiyatları şu anda 1300'lerde falan yoğunlaşmış bir yerde. Ama bence daha da yukarı doğru da şey yapılacak, revize edilecektir. Yeni faz 5 ürünleri, traktörleri piyasaya sürüldü. Bunların bence karlılık üzerinde etkileri olacak. İkincisi Ziraat Bankası'ndan krediler hala daha uygun. Yani onlar mesela gidip de %70'den falan kredi almıyorlar. Yani %20'lerden falan kredi alıyorlar. O yüzden mesela o taraf da traktörü halen daha destekleyici bir unsur oluyor. Tarımla ilgili çok önemli yatırımlar var Türkiye'de. Tarıma çok ciddi bir önem veriliyor artık. Hani yani hele şükür diyoruz tabii ki. Bu da tabii ki traktör için önemli bir avantaj. İş modeli olarak da benim çok beğendiğim bir şirkettir. Yani kâr marjı yüksek, faaliyet giderleri az, finansman gideri düşük. Yani hani akşam evinize gittiğinizde kafanızı yastığınıza rahatça koyup uyuyacağınız bir firma yani aslında. O nedenle bence orada da bir düşüş var. Yani biraz onu otomotivle aynı kefeye alıyorlar. Bence onun bir şanssızlığı var orada. Bence otomotiv firması değil, bir tarım firması. Zaten traktörün faaliyet raporunu okursanız otomotiv sektöründen falan bahsetmez. Tamamen tarımdan bahseder. Bence buradaki bu düşüşler de traktörde güzel bir fırsat yaratıyor. Ama sadece işte bu grup, yani Ford, Tofaş, traktör gibi bir grup endeksin iyi gittiği bir dönemde biraz yatırımcısını zorluyor yani açıkçası. Ama ben bunun geçici olduğunu tahmin ediyorum. Peki Tuncay Bey, portföyünüzü evet sorsam söyler misiniz acaba? Ya da yatırımcıya nasıl bir portföy sepeti oluşturursunuz diye soruyorum. Hangisini isterseniz onu yanıtlayın, buyurun. Ya şimdi portföy sepeti tabii ki şey yapacağız. Yani şimdi ben mesela hani bir portföy sepeti sorulurken Ben hep şunu söylüyorum, yani yanlış adama soruyorsunuz. Yani ben öyle %15 döviz, %15 altın falan benden öyle şeyler çıkmaz. Ben her zaman hisseciyimdir yani. Ben hep %100 hisseciyimdir. Vadeli mevduatım hiç mesela yoktur. Olmamıştır yani benim. Hiç mesela açmadım. Yok yani öyle bir hesabım. Ben hep hissede oldum yıllarca. O yüzden ben her zaman %100 hisseciyimdir. %100 de hisse şeyi de veririm. Evet, bugün mevduata koysan %55-56 gibi bir getiri alacaksın ama bence gelecek bir yıl içinde de hisseden de %55-56 gibi bir getiri de çok rahat elde edilebilecek bir dönem yaşadığımızı düşünüyorum ben. Bence hissede olmakta yarar var. Söylediğim gibi hani hani böyle mesela iki tane banka, bir tane havacılık, bir tane gıda içecek, mesela bir tane iletişim, Turkcell, orada da şey yapıyorum. Ondan sonra sigortalar, bence onlarda biraz daha yol var yani, devam edebilirler. Orada benim birincisi Türkiye sigortaydı. Bundan 3 yıl önce de çok anlatmıştım ama yapılanması falan biraz uzun sürdü. Şimdi meyvelerini mesela alıyor. Bir de Agesa hoşuma gidiyor orada. Yani Agesa'nın da öz sermayesine göre iskontolu bir firma olduğunu düşünüyorum ben. Gıda şirketleri olarak da hani şimdilik gıda ve içecek olarak hareket etmekte fayda var. Ve bence yine otomotivlerden hani bu düşüşün bir fırsat olarak düşünülmesi bence faydalı olur. Hani şöyle bir baktığınızda zaten 7-8 tane hisseden oluşan bir portföy aşağı yukarı oluşuyor. Çimentolar mesela çok geride kaldılar. Bu yılın en geride kalan sektörü onlar oldu. Ama açıkçası şu ana kadar mesela 3 aylıklarda Akçansa geldi, Çimsa geldi. Bunlar çok iyi sonuçlar değiller. Hani biraz sıkıntılı bir sonuç ilan ettiler. O yüzden hani biraz daha aslında mevsimsel olarak onların da dönemi başladı. Hani birinci çeyrek onlar için de biraz ölü bir çeyrektir. İkinci ve üçüncü çeyrekler o sektörün yine güçlenebileceği çeyreklerdir. Benim de o sektörde şu anda Oyak Çimento daha fazla ilgimi çeken bir firma. Hem piyasa çarpanları gayet aşağıda, ucuz. Hem şimdi yeni satın almalar yapabilirler. Pazar paylarını arttırma yönünde bir hareketleri var. Yani Oyak Çimento'da gelecek bir yılda agresif satın almalar görmemiz mümkün. Bir tek şu çağrı fiyatı halen daha SPK'dan çıkmadı. Neden bu kadar gecikiliyor onu da anlamıyorum açıkçası. O çıktıktan sonra büyük ihtimalle Oyak Çimento'daki hissedeki bu yatay seyrin ondan ötürü olduğunu düşünüyorum ben. Yani çağrının sonlanmasıyla da beraber hissedenin daha bir rahatlayacağını tahmin ediyorum. Ama tabii bilançolar önemli. Yani biraz daha birinci çeyreği biraz alıp ona göre biraz daha bakmakta da yarar var açıkçası. Peki Tuncay Bey, son sorumuz finansal okuryazarlıkla ilgili. Sizin de bu tarafta emeklerinizi yakinen takip ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Borsaya uzun vadeli mi bakmak lazım, kısa vadeli mi? Neden? Elbette uzun vadeli bakmak lazım. Kısa vadeli bakmanın anlamı yok. Yani kısa vadeli bakacaksın da ne yapacaksın? Yani işte nedir yani kısa vade? Bizim ülkemizde zaten bana sorsanız kısa vadeli bir yatırım bir seneliktir ama bizde ortalama 15 gün falan sürüyor. Kısa vadeli alsat yaparsanız belki bugünün adamı olabilirsiniz. Belki bugün sevinebilirsiniz. Ama uzun vadeli, büyüyen ve istikrarlı bir şirkete yatırım yaparsanız yarınların insanı olursunuz. Yarınların şeyi olursunuz. Onu hep ifade ederim. Bir şey daha söylerim. O da şu. Yani kısa vadeli alsat yapmanız için bir yeteneğinizin olması lazım. Bir yeteneğiniz olabilir. Bir sisteminiz olabilir. İşte bir algoritmanız bile yani olabilir ve burada evet ben her sene iyi bir getiri elde ediyorum da diyebilirsiniz. Ama bunu yaparak sadece bir para kazanırsınız. Başka bir şey elde edemezsiniz. Ama iyi bir firmaya uzun vadeli yatırım yaparsanız o zaman işte zengin olabilirsiniz. Aradaki en büyük fark bu. Uzun vadeli yatırım her zaman çok daha iyidir. Ben de her zaman bunu hep ifade ediyorum. Yani borsa demek bütün varını yoğunu gelip de bir kağıda gömmek demek değildir. Borsa hatta parası olmayanlar için bile ileride geleceğini inşa edebileceği çok çok güzel bir alandır. Her ay çok küçük miktarda bile olsa büyük bir firmanın hissesini alıp bir kenara atmak ve bunu her ay yıllarca yapmak, her yıl aldığınız o temettüyle yeniden hisseye girerek bile bir birikim yapmanız mümkündür. Ben bunu yapmış bir insanım, şahsen de yapmış bir insanım. Yani kızım için de yapmış bir insanım ve bugün baktığımda iyi ki de yapmışım diyorum. Ve bunun ne kadar doğru bir hareket olduğunu da yaşamış bir insanım. O yüzden öneriyorum, o yüzden bunu söylüyorum. İnsanların borsaya bakışlarını değiştirmek için oldukça uğraşıyorum ya açıkçası. Ve bu konuda da biraz yolda alıyoruz. Yani bana her gün onlarca mail alıyorum. Bana çok teşekkür eden de insanlar var. Yani borsaya bakış açımı çok diyorlar etkilediniz. Ben diyorlar borsaya hiç böyle yaklaşmamıştım falan da diyenler var. Hatta 3 yıldır, 4 yıldır çocuğu için ise biriktirmesi yapanlar var. Şu anda inanılmaz bir sonuç alıyoruz. İnanılmaz bir noktadayız. Hani bizim bile hayal etmediğimiz noktalara geldik diyorlar. Tabii son 3-4 yıldır borsanın da güzel olduğu yıllar tabii. Onu da ifade edeyim. Ama bence böyle olması lazım. Yani kısa vadede heyecan var. Evet, heyecanlı bir durum ama aynı zamanda büyük hüsranlar da genel olarak var. Kısa vadeli bir şeyler yapıyorsanız da mutlaka hani bir sisteminizin ve bir yeteneğinizin olması lazım. Eğer yoksa bunlar zor işler. Ben mesela o tarz kişilere şunu öneriyorum. Yani bir bakıyorsunuz mesela yılbaşından yani bugüne yatırım fonları ortalama %40 gibi, %40'la 50 gibi bir getiri getirmişler. %60-70 getiren de var ama hani ortalama olarak. Diyorum ki arkadaş sen yılbaşından bugüne %40 kar ettin mi etmedin mi? Yani ettiysen yani bir kere edemediysen hiç diyorum hani uğraşma. Uğraşma her gün bunlarla uğraşacağına. Gel diyorum bir tane yatırım fonu al mutlaka. Yatırım fonuna yatırım yap. Bırak onlar uğraşsınlar. Orada çünkü uzmanlar var, analistleri var, portföy yöneticileri var. Bırak o yükü, o stresi onlar yaşasınlar. Sen rahat rahat otur. Ha %40 getiri ettiysen nasıl ettin bunu? Eğer her gününü harcayarak, saatlerini harcayarak, işinden gücünden olarak ancak böyle bütün bir sinir stres içinde yaptıysan bunu yine gerek yok. Aynı şeyi getiriyi zaten yatırım fonunu al orada sen her gün gel işinle uğraş, gücünle uğraş, ailenle uğraş. Onlar orada yönetsinler ve o getiriyi zaten elde edebilirsin. O yüzden hani kısa vadeciler bence biraz bunu bir düşünsünler. Nasıl ben getiri elde ediyorum? Yoruluyor muyum? Stres mi oluyorum? Ne oluyor bana? Eğer attıkları taş ürküttüğü kurbağaya değmiyorsa, yaşadığı stres elde edilen getiriye bir türlü şey yapmıyorsa bence yatırım fonuna yatırım yapmalarını şiddetle tavsiye ederim. Uzun vadeli hisse yatırımıysa ayrı bir şeydir. O yani küçük küçük alınır, birikim yapılır. Ama mutlaka hani büyüyen, ihracatçı olan, her sene temettü ödemeyi ilke edinmiş, sektöründe lider veya önemli bir oyuncu olan şirketler bunları seçmelerinde de bence büyük yarar var.